Şimdi Young Boys maçında Galatasaray 2-2 kaybetti. 2-0'dan 2-2'ye gelen sonrasında sanki iş Galatasaray'a dönmüş gibi görünse de bir anda yeniden bambaşka bir noktaya gitti. İyimser bir skor olarak değerlendirdi genel olarak Galatasaraylılar. Yani neden iyimser? Hani mağlubiyet var işin ortasında ama tabii daha farklı bir skor da olabilirdi. Ancak bu maç ve Galatasaray'ın geçen sezon ve bu sezon oynadığı maçlar göz önüne alındığında futbolun yüzü ekibi olarak oturduk bir analiz yaptık. Bazı aynılar var, bazı birbirine tam farklı zıtlar var. Onu bir dosya olarak ekranlarınıza getirelim. Sonra Tümer Metin ve Ümit Karan'dan da sağ içiyle ilgili olarak bu kronik sorun konusunda ne yorum yapacaklar alalım. Oraya da şimdi Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa istatistikleri arasında hem benzer hem de birbirine çok zıt detaylar ön plana çıktı. Sarı Kırmızılı takım attığı 92 golle Fenerbahçe'den sonra en fazla gol atan ikinci takım olurken 19 takım içinde sadece Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray maçlarda en fazla golü son 15 dakikalık bölümlerde attı ve 22 gol kaydetti. Sarı Kırmızılı ekip ikinci yarının başı ve 60. dakika arasında ise en az gol ürettiği bölümü yaşadı. Galatasaray Avrupa'da ise geçen sezon 14 resmi maç oynadı. Sarı Kırmızılı ekip 26 kez gol sevinci yaşarken sadece Kopenhag deplasmanında gol atamadı. Tıpkı Süper Lig'deki gibi gol dağılımları Avrupa'da da benzer şekilde devam etti. Kopenhag'a karşı 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş, Old Trafford'da 2-1'den 3-2'lik Manchester United zaferi, İstanbul 3 Birlik mağlubiyetten 3-3'e gelen yine Manchester United maçı ve Avrupa Ligi'nde son dakikada atılan golle 3-2 kazanılan sparta Prag maçı. Galatasaray'ın son 15 dakikalık bölümlerde gösterdiği harika performansların tarihe geçen örnekleriydi. Galatasaray'ın yediği gollerde ise çok farklı bir görüntü vardı. Galatasaray Süper Lig'de 26 gol yedi ve kalesinde en az gol gören takımdı. Sarı Kırmızılılar 38 maçın 18'inde gol yemedi ve bu alanda rekor kırdı. Galatasaray ilk 15 dakikalık bölümde sadece Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatay Spor'dan bir gol yedi. Ancak maçların 45 ila 60 dakika arası dikkat çekiciydi. Sarı Kırmızılılar en fazla gol yediği bölümde kalesinde 9 gol gördü. Yani Galatasaray en az gol attığı dilimde aynı zamanda çok gol yiyordu. Avrupa'da ise 14 maçta 24 gol yedi Galatasaray. Ligde rekor kırarken Avrupa'da geçen sezonun son 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Gol yeme dağılımında tıpkı Süper Lig'deki gibi ikinci yarı başladıktan sonraki 15-20 dakikalarda ciddi problemler vardı. Gollerin 3'te 1'ini bu bölümde yiyen Galatasaray attığı 26 golün içerisinde ise sadece ikisini aynı dakikalarda bulabildi. Okan Buruk Geçen sezonda ikinci yarılara kötü başladıklarını sık sık vurguluyordu. Ancak görülen o ki çözüm hala bulunamadı. İkinci yarının başında da bence çok iyi başlamadığımız bölümlerdi ama 2-1 yakaladıktan sonra çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Süper Kupa'daki Beşiktaş maçı 53'teki ikinci golden sonra koptu. Ligdeki Hatay Spor maçında rakip takım 52'de öne geçti. Young Boys maçında ilk yarı 45 artı 4'teki golle 2-0 bitti. Ancak 66'daki Batshuayi'nin golüne kadar Galatasaray adeta hezimetten kurtuldu. İsviçre ekibi ikinci yarının başlamasından sonra net pozisyonlar buldu. Maç her an 2-0'dan 3-0'a ve daha farklı skora ulaşabilirdi. İkinci yarın başında da bence çok iyi başlamadığımız bölümlerdi ama 2-1 yakaladıktan sonra çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Bakalım yorumcularımız geçen sezonun tamamında yaşanan ve hala devam eden bu olumsuz performans için ne söyleyecek. Evet, geçen sezondan bu yana bu kadar arka arkaya gelmesi bizim böyle bir dosya hazırlamamıza neden oldu. Şimdi ikinci yarı öncesinde sahaya takımlar çıkıyor çıkış tünelinden çıkıyor ama Galatasaray sahaya çıktıktan sonra sanki bambaşka karanlık bir tünele girer gibi 15 dakika çok enteresan. Geçen lig sene aynı. Geçen sene bu senaryoyu hep izledik. Evet. Ve, ve, senaryo şu an devam ediyor. Okan Hoca'nın hani o ifadesi var ya geçen sezonda lig ve Avrupa maçlarının sonrasında hep aynı şeyleri söyledi. Evet. İkinci yarıya çok kötü başladı. Biz de yorumlarken bunu hep söyledik. Evet. Neden böyle bir problem? Şimdi ilk 15'te var. 15-30'da var. 30-45'te var. 60-75'te var. 75-90'da fevkaladenin fevkinde var Galatasaray. 45-60 arası o 15 dakikada ne atabiliyor, ne oyunu tutabiliyor, ne de kalesini koruyabiliyor. Neden kaynaklanabilir? Bunu analizini bir yaparsak ne tür bir tespitte bulunabiliriz? O kadar zor bir soru ki. Çünkü bunun cevabını zaten bulabilse Okan Hoca bulurdu. Şimdi... <laughs> <laughs> en kolay cevap bu gerek Yani şöyle tabi soyunma odasından ben mesela takımımı ne yapardım? Erken çıkartırdım. 5 dakika erken çıkardım Orada ısınma hareketleri, tane hani maça hazır bir şekilde girsin diye ikinci devreye hazırlardım takımı. Zaman zaman e, futbol takımları yapıyordunuz görmüşsünüz erken çıkıyorlar sahaya evet. ısınmak için. Ama bizim Galatasaray geçen sezon da bunu yaşadı. Soyunma odasından bitiş bir şekilde çıkamıyordu. Ya burada oyuncuların iletişim eksikliği var. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hani soymada işte, kardeşim gel şimdi maç başlar başlamaz hazırız. Sahaya o. Söylediği şey kalmadı şu anda söylediği şey. Bizim zamanımızda vardı o. Birbirini şey yapıyordun. Şimdi herkes kendi halinde hareket ediyor. Hmm. Yani o bu, kalmadı. bu eksikliği yorumlayabilir. Yani olabilir. Eğer öyleyse olabilir bu. Yani onun dışında hani... Yani biri biri rol üstlenir. Bunu yapar. Bir silkeler. Tabii. Tayfur ile danışıklı dövüş yapıyorduk. Birbirimize laf dalaşına gireceğiz ki bir uyandıralım soyunma odasını diye. E Dalaştığımız falan yok. Aslında güzel bir konu değil. Ben mesela teknik adamlık yaparken takım baktım sahaya çıkmadı. Ben ne yapıyordum biliyor musun? Yardımcıma söylerdim ki bir oyuna müdahale et. Hakeme bağır. Sahaya gir. Yani oyuncular kırmızı bir, kart görme riskini alıyorsun. Bir hareketlensin. Yani kenarda da bir hareket lazım. Oyuncuları canlandırmak için. Ama futbolcu kendisi hazır olması lazım. Yani ben ne kadar yapabilirim? Yani benim o kadar yüzdem yok oyuncunun üstünde. Sen sahaya çıktığın zaman o an birbirine soyunma odasına çıkarken koridorda o bak biz bir bir ses gelirdi bizden. Hatırlarsın. Ortalık ayağa kalkardı. Ne evet. oluyor? Deprem mi oluyor diyordum. Böyle bir bağırdık. Allah bismillah yürü diye bağırıyorduk. Sahaya çıkıyorduk. Şimdi ses çıkmıyor ki koridorlarda. Sen duyuyor musun hiç ses koridorda? E bu zaman bunu uyandırmak için bir şeyler yapmak lazım. Başka çözüm yok bunu. Yani bu oyuncu bunu kendisi çözmesi lazım. Ee, evet. Teknik olarak tabii ki Okan Hoca'nın bileceği bir iş. Takımla yaşayan, antrene eden, soyunma odasını bilen, maçın içindeki performans değerlendirmesini yapabilen, bunun analizini yapan Okan Hoca'nın daha iyi bileceği bir iş. Yani bizim elimizde böyle bir data yok. Dışarıdan izlediğim kadarıyla sadece yorumlayacak olsam şöyle bir şeye gidiyor aklım. İki sene üstü olan, şampiyon olan takımdan bahsediyoruz. Bu takımın içinde, ligin bu boyutunda şu duyguyu yaratabilir. Öyledir demiyorum. Ama Young Boys maçında gördüm ben onu. Şu duygu olabilir. Ee, ya biz geçen sene de başardık. Ligin bu boyutları da böyle geçmişti. Maraton, yol uzun. Geçeriz. Maç da uzun. Bakarız. Bir son yarım saat bir tık vides yükseltiriz. Biraz rolanti gidelim. Nasıl olsa yapabildik iki sene üst üste bunu. Yine yaparız duygusu hasıl olmuş olabilir. Bu bir. İki... İstek çok subjektif bir kavram. Yanar tutuşursun ama herkes yanıp tutuşurken her yapamayanlar da var. Tabi. Tarih bunları da yazıyor. Herkes istiyor yapmak ama yapamayabilirsin. Bu istekte bir tık azalma olmuş olabilir. genel arzu ve istekte ama Ge geçen sene de benzer şey vardı böyle vardı. başladı evet. daha sayı şimdi o zaman Süper bağla ama... zinciri bak bağla zinciri geçen sene de böyle başladın oyuncu şunu diye olabilir ya yol uzun biz geçen sene de böyle başladık ve iki sene şampiyonlukla bitirdik yine başarırız duygusu gelmiş olabilir öbür taraftan ama Mehmet'in özür dilerim araya giriyorum ama şöyle bir şey var şimdi şunu konuşsak işin detayında başka şeyleri belki masaya yatırabiliriz yani 75-90 arası Galatasaray sahada kayboluyor. Galatasaray bu bölümlerde çok gol yiyor. Galatasaray'ın en fazla kırılmanları bu bölüm desek bunu fizik yeterliliğine bağlayabiliriz. Oyuncuların konsantrasyonuna bağlayabiliriz. Hocanın oyuncu değişikliklerine bağlayabiliriz. Ama motorun değil açıldığı değil dakikalar o dakikalar yani diyorsun. Yani peki, bir peki. takım 75-90'da Avrupa'da acayip geri dönüşleri imza atıyor. Ya ihtiyaç Meclisi... sonrası dediğim yer orası işte ihtiyaç halinde camı kırınız dediğim yer orası. Videsi yükselttiği, yükselttiği yer orası. Baştan Roland Roland'ı ihtiyaç halinde bu, bu, ısırdığın yer orasıysa. Şu anda ona ihtiyaç yok. Şu anda Roland'ı da gidiyor her şey. Ligi yeni başladı. Yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Özellikle Young Boys maçı ve Galatasaray'ın ligde oynadığı iki maç. Bir de kupa finalini ekleyelim çok benzer 4 maçta 4 resmi maçta çok benzer bir şey vardı. Galatasaray çok temassız. Temassız. Bak Konya'da kazanırken de temassızdı Galatasaray. Temas etmiyor Galatasaray. Galatasaray'ın hüneri rakibi ısırması ön alan baskısıydı. Onu hiç görmedik. Oyunun hiçbir bölümünde. Gitmiyor kimse yank boysun üstüne. Basmıyor Galatasaray eskisi gibi. Giden... Git, git geçtim. Onu onu takım halinde yapman gerektiğini bilirsin. Kendi başına da yapamazsın. Daha kötüsü şu. Abi buradan orta havuza düşüyor. Young Boys'ta oyuncu vuruyor. Mustara çıkarıyor. Kenara gidiyor. Young Boys'ta oyuncu alıyor. Geçiyor. Orta geliyor. içeri geliyor. Yine temas yok. Yine müdahale yok. Tehlike unisi diye bir şey var futbolda. Biliriz, kullanırız ceza sahasının iki çizgisinden böyle hayali iki tane bir huni çiz. Oraya girdikçe şiddet yoğunlaşır. Temas yoğunlaşır. Kıpkırmızı hale alırsın. Rakibi ısırırsın, müdahale edersin. Ensem de boza pişer. Hareket edemezsin orada. Başlar temas. Galatasaray'da yol geçen an oldu orası. Bak Young Boys takımından bahsediyorum. Ya bir tek Torreira'yı Şimdi şöyle, şöyle seyredi, bir şey mi? Tabii, çok güzel anlattı da şunu söylemek lazım. Aslında Galatasaray'ın en kuvvetli yönü kaburga omurgasıydı. Değil mi? Hep yıllardır iki senedir bunu söylüyoruz. Omurgası sağlam bir takımdan bahsediyoruz. Doğru. Ne demek? Muslera, Nelson, Abdülkerim Torreira, Mertens, Icardi. 2 senedir bu kadroyu konuşuyoruz. Devamlılık anlamda. Barış'ı kereme ekledik bunlara. Bekleri hadi saymayalım. Bu sene ne oldu? Muslera sezonda homesuz. formsuz. Bu maçta hatta, hatta hayatın en kötü maçını oynamış olabilir. Tam 7 goller 18 yaşında çocuk yer mi bilmiyorum. O kadar kötü goller yedi Mustaer'e bu maçta Young Boys'a. Abdülkerim belki hayatın en kötü maçı oynadı Young Boys'a karşı. Nelson sahada yok. Torreira. Ümit eh. evet, bir dur. Bir şey söyleyeyim. Şu iki isme örnek vereyim. Bir uzun top. Bak antrenman 14-16'da falan çalışıyorsun. Bir uzun top geliyor. Young Boys takımın defanstan uzun top. Stoperin santraforla kafaya çıkıyor. Çok basit kaidedir bak. 14 16'ya anlattın. Senin stoperin kafaya çıktığında diğer stoperin arkaya kademe yapar. Çok basittir bu bak. Yani topun şiddetini ayarlarsın. Çok uzun kaleciye gitmeyecekse o kademeyi yapman gerekir. Nelson kafaya çıkıyor. Young Boys'ta oyuncu vuruyor. Arkaya düşüyor. Arkaya düşen topu Young Boys oyuncu kovalıyor. Abdülkerim'le yan yana fiziki kaliteden muaf kalıyorsun. Vuruyor. Mustera da kapattığı köşeden yiyor. Şimdi omurgadan 3 oyuncunun yaptığı hatayı nereye bağlayalım ki? Hiç temas etmezsen. Torreira sağda istediği gibi değildi. Onu söyleyeyim Young Boys'a karşı. Gitti sağ sola yine mücadele etmeye çalıştı ama topu çok oyun... yalnız kaldı ama. Çok yalnız tabii kaldı tabii. ama topla buluşması neredeyse sıfıra yakındı. E Mertens daha sezona başlamadı. Icardi bir baskıya gidiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Topla buluşturamıyoruz Icardi'yi. Yani bu Icardi bir iki tane top geldi sezon maç içinde. Onlar da zor vuruşlardı zaten. Geçen senenin en formda adamı Abdülkerim, geçen senenin en formda adamı sahneyi terk eden Mertens formsuz. Abdülkerim formsuz. Mustara formsuz. Icardi tamam. Tamam mı? Mertens formsuz. Formsuz. E şimdi Torre, sağ bekin, canlı, Nelson, Saat, Bu ara sağ bekin, sol bekin oturmadı. Evet. Tabii. Tıpkı geçen sezon oldu. Yani gibi. Galatasaray, bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu gruba kalacağını düşünüyorum. Bu arada. Salı eler mi Galatasaray? Eleyeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten izledim çok kötü bir takım. Young Boys. Ben de yani, çok, ola, çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Ya ben de kolay olacağını zannetmiyorum ama. Ama şimdi seyirci baskısıyla beraber bu oyuncular bir şekilde motive olmak zorunda. Yani Galatasaray'ın bak şöyle bir, bir de şey yapmışlar. Bahhti şampiyon... var ya Bahtı. Tabii, ya bizim, şansı. Bizim şampiyon ligi kanımız Aa, kanımız akıyor. Ba, ba, o, o, o bir gerçek. Evet. Onun yani ya şu Young Boys maçı da bir kez daha bunu gösterdi bence. İnanıyorsunuz şansa ha? yani. Musleri oyundan, Musler oyundan çıkmasaydı bak Musleri oyundan çıkmasaydı Güney'in dokunuşunu yapmayabilirdi o kadar formsuzdu. Biliyorsun parmağıyla dokunuyor top direkten dönüyor. Ya yani şöyle bir şey var. 3-0 olacaktı maç. Tabii canım 3-0 olacaktı. Yani bir anda kayboldu Galatasaray yine kalesinde acayip pozisyonlar. 2-0'dan 2-2'ye gelmiş. Tabii. Galatasaray taraftarı normalde tam böyle coşmuş. Artık tamam döndü bize maç diye bekliyorsun ki yank boşta bir kırılma olur. Aa 2-2'den sonra bir bakıyorsun tekrar İbro öbür tarafa dönüyor. Ama ne oldu? Oyuncular bir dahaki maç için moral buldu. Yani biz bunlar her şekilde gol atabiliriz havasına girdiler şu an. Onu düşünüyor oyuncu şimdi. Abi işte diyorum ya bak şöyle bir şey var. Galatasaray bu tür durumları yaşadığında öyle ya da böyle bir şekilde o oraya atlatıyor evet, Refleks at, bir refleksi at, at, var. Atlıyor, diyor. atlıyor yani orayı, orayı geçiyor. Sıkıntılar yaşıyor şimdi. Geçen sezonda Molde maçı hatırlayın. Yine zar zor geçti turu. Evet. Molde maçı da. Ligede kötü başladı. Kötü başladı. Hatta şu, bu seneden daha kötü başladı. Fenerbahçe oluyor, Beşiktaş oluyor, başka bir senaryo ortaya çıkıyor. İlk maç Ya de... gidiyor 6 yiyor Norsiyaler. kopuyor. Ya de. gidiyor Beşiktaş gibi 5 beş yiyor anlatabiliyor e, muyum? Bu sene 2 galibiyetle şey başladı yani. lige. Efendim? Geçen sene 2 galibiyetle başlamadı. Beraberlik bir galibiyet bir beraberlikle başladı sezon. Öyle tabii tabii. Salının bu, Salın sene, şifresine bu şifresine sene, bir sene, bir sene, sene, sene aslında daha iyi başladı. Salının şifresi. Doğru doğru. Bu sene daha iyi başladı bak baktığınız i̇lk sezon da öyleydi. Salının şifresi şu. Galatasaray ne yapacak, ne edecek? Geri düşmeyecek. Yani ilk golü yemeyecek Galatasaray. Abi düştü 2-2 oldu işte. Yani o, o ona da bir şey diyemiyorsun. Başka <laughs> maç o başka maç. O içerideydi. Şimdi deplasmanın söylüyorum. Young Boys deplasmanında öne geçerse çok 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 başka bir senaryo olabilir bir Galatasaray kere, için. Suni de oynanmayacak. Tabii onun etkisi Arkadaşlar Suni içim futbolun kağıbuz bence. Futbolun yani en büyük zararı. Şöyle bir şey anlatacağım. Şu konuya geleceğim. Sen dedin ya uzun top attı. Senin rakibin o sahada yıllardır da oynuyor değil mi? Ne oynuyorlar? Uzun toplarla oynuyorlar. Neden? Suni şimdi top çok daha fazla seker, çok daha hızlı surat alır değil mi top? Doğru. Halı sahada. Doğru. E senin rakibin bunu yaparken sen ne yapmaya çalıştın? Top yapmaya, pas yapmaya çalıştın. Bilmediğin bir zeminden bahsediyorum. Top sendeyken gol yedin. Yapma abi, sen de basit oyna. Tamam, ben de şunu söylüyorum. Gidiyor Manchester City, orada kazanıyor. Gidiyor Liverpool, orada kazanıyor sun içimde Ama, gidiyor, gidiyor şikayet bir baş... ediyor ama. Ee, ediyor ama şikayet, ama kazanıyor. Ediyor. Şikayet etmiyor demiyorum, ama kazanıyor. Yani, şikayet ediyor. Ya bugün biz de oynasak sun içimde şikayet edersin. Ya yani şöyle, ee, sağ içi açısından, şimdi Okan Hoca'nın aldığı birçok riskin karşılığını pozitif olarak hanesine yazdırdığını söyleyebiliriz. Ya bu bir gerçek istatistik olarak da var, veri olarak yani şey oynanan maçlar da var. Başakşehir'de de böyleydi. İki maçta pozisyon üretti. Arka arkaya iki maç berabere kaldı. Kayseri Denizli'ydi yanılmıyorsam. Çift forfet, çift forvete döndü. Kriveli'den baba. O yapıyor, Kriveli'den ama o, baba. 4-4-2 ile oynamaya başladı. Sezonu şampiyonlukla bitirdi. Onu yapıyor ama riski devam sezon... Et, almaya devam ediyor. Evet. Yani fazla risk mi? Diyorsun ki e Şampiyonlar Ligi'nde de böyle oldu. Az evet. önce örneğini verdik. 3-1'den 3-3'e üç geldi. Çok güzel. Ziş, şu Batshuayi. Evet. İkisinin defansı yok. Maç iki zaten kadroya baksan sevgili Emir Özcan da yorumlamış ya Galatasaray'ın hangisi defansif diye. Yani Hı. hani bir savunmacı yok takımda diye. İki yani iki tane stoperi koyarsın. E, bir de Torreira'yı bunun içerisine belki biraz koyarsın. E iki kenar bekini koymuyor musunuz? Yani savunma olarak bak geniş kadro burada. Hiç iyi işler yaptı. Bu evet. ara oyuna girer girmez. Dört tane kafası, kafaya asist ya. Aldı at dedi. Evet duran toplardan. Abdül, bak iyi. Abdülkerim o kadar formsuz ki o kafa vuruşlarını bile yapamadı ya. Çok kolay değilse biliyor musun? Çok, çok basit vuruşlar, ediyordu. çok basit vuruşları yapamadı. Kötü oynadığın zaman, performansın düştüğü zaman bir de şanssızlıklar yakını bırakmaz. Ne oldu? Ben Penaltı kırmızı kart. Yani futbol o gidişatı durdurmak çok zordur. Yani Abdülkerim bir kere kafayı toparlaması lazım. Neden? Transferi konusunu kapatacak. Sözleşmen varsa şu an sözleşme uzatma konuşmayacaksın. Hmm, bir futbolda bir kal. Burada. Bir futbolda kal. Tamam mı? Niye? Çünkü şu an performans kötü başladı ve şanssızlıklar devam ediyor. Senin kafan başka yerde. Diyorsun ki bana 2,5 milyon euro trans ücret verin. Bir dakika yavaş yavaş kardeşim. Sen bir senedir bu takımda iyi performans sergiliyorsun. Bir buçuk yıldır. Bu devamını getir ki. Biz seni konuşalım. Ben mesela şeyi anlamıyorum. Oyuncunun kontratı varken yeni kontrat çok ya da enteresan yeni talepler olmaya başladı. Neden? E anlamıyorum ben onu. Ama yani ben ben doğrusu katılmıyorum buna. Tamam niye? Neden katılmıyorum? Şöyle yaptığınız bir kontratın o günkü değeriyle ekonomik yapının daha sonrasındaki değeri arasında bir farklılık varsa oyuncu olarak ben bu farkla ilgili olarak bir talepte bulunabilirim. Anlatabiliyor ya, muyum? Yani normalde sabit bir şekilde devam eden bir süreç olsa ha o zaman kardeşim <laughs> ne kur... değişti de biz senin maaşını değiştirelim olur anlatabiliyor bunu... muyum ama bir şey söyleyeceğim bu ya... bu, bu Türkiye'nin yani şimdi adam çalıştığı zaman o da gidip işverene söyleyemez ki kur yükseldi rıza herkes zam isteyecek o zaman Türkiye'de ya hocam ya sen istersin veren verir vermeyen vermez Ay, anlatabiliyor muyum ama ha, isterken sorun... isterken işinde işinde sıkıntı yaşarsan işini doğru düzgün yapmazsan o zaman dedikodular çıkmaya başlar. Ha, o zaman o başka tabii ki. Ya da istediğimde vermedilerden sonra bu hale ha. döndü gibi bir üzerine bir şey yapışırsa o tabii ki artık başka Onu bir diyorum. şeydir yani. Doğru. O, o, o oraya katılmıyorum tabii ki. Ya o başka değerlendirilmesi gereken bir şey ama Okan Hoca ne düşünür bilmiyorum ama ben Okan Hoca'nın yerinde olsam şu anda Abdülkerim'e bir hafta kafa izni veririm. Git Eşini mi alıyorsun çocuğunu mu alıyorsun ne yapıyorsan git bir hafta futboldan uzak kal. Gelme, tesise bile gelme. Ki onu yapabilir Okan Hoca. Bak, yapıyor zaten. O tarz şeyleri yapabiliyor falan yaptı. Bir hafta uzaklaşması lazım. Ha, az önce söylediğin konu başka bir konu. Benim tasarrufumda olan bir düşünce şekli değil. Ona performans kontratına performans bonusları eklersin. İşte ben şu kadar oynarsam bunu kazanırım. Bu golü yaparsam bunu kazanırım gibi. Ya da prim, ya da prim ama Kontrat devam ederken ona iyileştirme benim tasarrufumda olan bir şey değil o.